Mario Balotelli'nin dünyanın en acayip insanı olduğunu gösteren 29 olayı. Bundan birkaç yıl önce birçok otoritenin dünyanın en iyi genç oyuncusu olarak gösterdiği Euro 2012'de damgasını vurmuş Mario Balotelli birkaç sezondur yokları oynuyor. Güçlü fiziği ve yeteneğinin altında Mario'nun içinde bir manyak yaşıyor. Bugüne kadar İtalyan santraforun isminin geçtiği olayları sizler için derledik. Euro 2012'de ülkesi adına attığı gol sonrası formasını yırtıp uzun yıllar hatıralardan silinmeyecek bu görüntüyü verdi. Tabi photoshopçularda eğlence çıktı. Euro 2012 öncesi en büyük sorunlardan biri Avrupa'da yükselen ırkçılıktı. Balotelli ırkçılara meydan okudu. Irkçılığı kabul etmiyorum. Bu kabul edilemez. Eğer bir bana sokakta muz atarsa o kişiyi öldüreceğim için hapse girerim. Inter yeni teknik direktörünü basına tanıtırken birden toplantı salonuna girdi. Yeni teknik direktörü tebrik edip çıktı. Maçtan 2 gün önce bir striptiz kulübünde yakalanınca 400 bin dolar ceza ödedi. Striptiz kulübü olayından sonra sevgisi Rafaella'ya kendisini affettirmek için attığı golden sonra "Seni seviyorum Rafaella" yazılı tişörtünü gösterdi. Durup dururken bir liseye girdi. Lavaboyu kullanıp Bentley marka aracıyla okuldan ayrıldı. Manchester City formasını giyerken bir United derbisi öncesi gece bir restorana girdi. Arkadaşıyla mutfaktaki merdanelerle kılıçla oynuyormuş gibi şakalaştı. Ertesi gün 6-1'lik tarihi galibiyette 2 gol attı. Rakibi Scott Parker'ın başını ezdi. Maçta bu olay gözden kaçsa da 4 maçlık cezadan kurtulamadı. Üzerinde neden hep ben yazılı tişörtüne kimse anlam veremedi. Penceresinden havai fişek atmaya çalışırken banyoyu yaktı. Bu olaydan sonra havai fişek güvenliği kampanyasının reklam yüzü olmayı kabul etti. Hazırlık maçında müsait pozisyonda golü böyle kaçırdı. İtmen formasını uzun uğraşlar ve yardımlar sonunda giyebildi. Sıkılınca da çıkardı. Çocuk bir hayranı Mario'dan antrenman sonrası imza istedi. Mario çocuğa neden o saatte okulda olmadığını sordu. Çocuk da okulda kendini rahatsız edenler olduğunu söyledi. Mario çocuk ve annesiyle aracını atladı. Hayranını rahatsız eden çocuğu azarladıktan sonra okulun müdürüne gidip konuyu onunla tartıştı. Bir gün aracıyla gezerken polis durdurdu ve yan koltukta neden açıkta o kadar fazla para olduğunu sordu. Balotelli'nin cevabı mantıklıydı. Çünkü ben zenginim. Balotelli idman çıkışı takımın altyapısı oyuncularına dart atarken yakalandı. 100 bin dolar cezaya çarptırılan futbolcu bunu sadece sıkıldığı için yaptığını söyledi. Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödeyen İtalyan forvet Maserati'sine 27 kez el konuldu. Aracıyla kadınlar hapishanesine girerken yakalandı. Girişte polise yakalanan Mario ve kardeşi sorguda merak ettikleri için girmeye çalıştıklarını söyledi. Tüm sezonun bok gibi geçti. Bok diyebilir miyim? Inter forması giyerken ezeli rakibi Milan formasıyla röportaj verdi. Saç stiliyle uyumlu bu şapkası çok konuşuldu. Delimeli ama insani yönünü de es geçemeyiz. Bir Noel'de Noel Baba kostümüyle yolda gördüklerine para dağıttı. 25 bin pound kazandığı kumarhanenin kapısında yatan evsiz adama 1000 pound verdi. İtalya'dan özel getirttiği Ferrari'nin anahtarını taraftarlarına vererek onlara yeni araçla birer tur attırdı. Gittiği lüks bardaki herkesin hesabını ödedi. Hesap 200 bin pound tuttu. Petrol istasyonunda sırada bekleyen herkesin aracını kendi cebinden doldurdu. Manchester şehir kütüphanesine üye olan herkesin borcunu ödedi. Yılbaşında 24 evsiz insanı toplayıp Hilton Otel'de onlar için parti verdi. Maaşının yarısını Afrikalı çocuklara bağışladı.